Merhaba, sinema dünyasındaki son gelişmelerle tekrar karşınızdayız. John Carpenter'ın 1978 yapımı bağımsız korku filmi Halloween, günümüz korku sinemasının temellerini attı ve 10 filmlik uzun soluklu bir seri oldu. Şimdi ise güncellenecek bir devam filmi projesi daha konuşuluyor. Now, he's back. Macerasına 78 yılında başlayıp seriye bağlayan ve dünya çapında 400 milyon dolardan fazla gişe getiren yapım Halloween filminin devamı yolda. Serinin haklarını elinde tutan yapım şirketi Dimension Films filmin haklarını kaybetti ve hemen stüdyo Miramax kaptı. Projenin başına ise yönetmen David Gordon Green'i geçirdi. Green ise hız kesmeden serinist Danny McBride'la senaryo üzerinde çalışmaya başladı. Efsane isim John Carpenter'ın yarattığı film, mahalleye deşe saçan sapık ve ona yem olmaktan kurtulma çabası içindeki genç kız arasındaki kedi fare oyununu anlatıyordu. Teen slasher denen alt türün ilk örneği olarak sayılan yapım, 325 milyon dolarlık bir bütçeyle çekilmişti ve korku filmi klişelerinin temellerini atmıştı. ...2007'de yapılan remake seyirci bazında pek beğenilmese de 2009'da devam filmi çekildi ve seriyi ilk filmle birlikte 10 filmlik bir korku külliyatına dönüştürdü. Film 18 Ocak 2018'de Amerika'da vizyona girecek. Ülkemizdeki vizyon tarihi ise henüz belli değil. 2008 ila 2014 yılları arasında yayınlanan ve yayınlandığı dönemden bu yana büyük bir hayran kitlesi olan, yaratıcılığını Kurt Sutter'ın yaptığı, başrolünde de Charlie Hunnam'ı gördüğümüz Sons of Anarchy yapımına kardeş dizi geliyor. Çalışmalarına hızla başlandı. Strength comes from the good things. Those are the things that will keep you whole. Birds flying high, you know how I feel. 7 yıl boyunca sevenlerini ekrana kitleyen Kurt Sutter imzalı Sons of Anarchy yapımına kardeş dizi geliyor. Başrollerini Charlie Hunnam, Mark Boone Jr., Katie Sagal, Kim Coates gibi isimlerin paylaştığı dizi o kadar çok tutuldu ki final yapan dizi son bölümüyle 9.2 milyon izleyiciye ulaşmıştı. Dizinin yaratıcısı ve aynı zamanda senaristi olan Kurt Sutter'ın diziye bir prequel yapma fikri vardı ve hemen hayata geçirdi. Proje Sons of Anarchy'de yer alan Miles isimli motosiklet kulübüne odaklanacak. Sutter başrol oyuncusu olarak Edward James Olmes'la el sıkıştı. Film Jack Stellar sonrası bir dünyada Ez Reyes'i merkez alacak. Olmos'a Reyes ailesinin geçmişi karanlık patronunu canlandıracak. Kurt Sutter aynı zamanda Miles MC'de senarist ve yönetmen olarak yer alacak. Sıradaki haberimiz Amerika'daki bir Türk yönetmenden. Love Even Without You filmiyle Hollywood piyasasına girmeye hazır. Günümüz aşklarının telefon uygulamaları üzerinden çok basit ve yüzeysel yaşanması ve aşkın basitleştirilmesini anlatmaya çalışıyor filminde. Mevlana'nın öğretileri üzerinden 6 bölüm halinde bir çocuğun bir kızı olan imkansız aşkını hikayeleştiriyor. Pain, but it's worth it. True love, it's like having your heart ripped open. Amerikan rüyasını gerçekleştiren Türk yönetmen Mehmet Güney'in yazıp yönettiği Love 1.0 Even Without You isimli drama filmi Amerikan film piyasasında yerini aldı. 35 milyon dolara Mevlana'nın öğretilerinden yola çıkarak perdeye taşınan aşk filmi Türk yönetmen Mehmet Güney önderliğinde Amerikalı oyuncuların performansıyla hayat buldu. Aşkın en saf halini konu alan Love 1.0 Even Without You, aşkın güncelleme yapılmamış ilk halinden yola çıkılarak yazılmış ve yaşanmış bir öyküye dayanıyor. Tamamı Amerikalı oyuncularla modern Leyla Mecnun temasını Mevlana öğretileriyle harmanlayıp bir nevi Türk aşkını Hollywood'da yorumladık diyor Güney. Love 1.0 Even Without You film tabanlı sitelerde yerini alacak. Most men haven't felt love, you know. Most men won't ever know what love is. Disney animasyonu olan Mulan, kanlı canlı aktörlerle yani live action tarzında yeni bir versiyonuna kavuşacak. Sophie Turner, rol alacağı yeni X-Men filmi X-Men Supernova hakkında konuştu. Han Solo Origins, Star Wars'un kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Robert Downey Jr. yeni filminde Dr. John Brinkley'i canlandıracak ve geçtiğimiz haftanın diğer haberleri hızlı haber turumuzda. The Huns have crossed our northern border. Now all of China knows you're here. I believe my troops can stop you.
Orman Çocuğu, Cinderella ve Malefiz gibi sevilen karakterlerden sonra 99'da animasyon versiyonuyla sinemalarımızı uğrayan Mulan da live action tarzında karşımıza çıkacak. 100 milyon dolardan fazla bir bütçe ayrılan filmin yönetmeni ise Nicky Caro olacak. Filmin oyuncu kadrosu henüz belli değil. The Late Late Show with James Corden'ın içinde bir bölümken çok sevilen Carpool Karaoke kendi programına kavuşuyor. Her biri 30 dakika olması planlanan bölümlerde iki veya daha fazla ünlü isim yan yana yolculuk edecek. Bu yolculuklar sırasında araba dışında da röportajlar düzenlenecek. Yeni programın tanıtım videosunda Will Smith, Metallica, John Cena, Alicia Keys gibi isimler yer alıyor. So you're the devil. And you've left hell behind to take a vacation in Los Angeles. Well, where else would I go? DC Comics karakterlerinden biri olan Lucifer Morningstar'ın maceralarını anlatan dizi Lucifer 3. sezon onayını aldı. Tom Ellis'in favori şeytanımızı oynadığı diziyle ilgili konuşan kanalın yetkili isimlerinden David Madden, Lucifer güçlü başlayıp yoluna da daha emin adımlarla ilerleyen sayılı yapımlardan biri. Tom, Lauren ve diğer tüm kadro. Gerçeğe çok yakın karakterler yaratmayı başardı. Tüm yapım ekibi piyasadaki en iyi isimler dedi. Şu an için sezon arasında olan Lucifer 1 Mayıs'ta ekranlara geri dönecek. Rock solid, still protects him from bullets, but... Sadece Iron Man karakteriyle senelerdir Hollywood'un para kasasını sömüren Robert Downey Jr. yeni projesini seçti. Jr. yeni filminde Dr. John Brinkley'i canlandıracak. Richard Linklater'ın filmin yönetmen koltuğunda oturacağı yapım, Gimlet Medya'nın Reply All isimli radyo yayınının Man of the People bölümüne dayanacak. Radyo yayınının söz konusu bölümü Dr. John Brinkley'nin hikayesini anlatıyor. John Brinkley ünlü ve zengin olabilmek için uğruna sahte ilaçları hastalarına veren bir şarlatan. Phil Lord ve Chris Miller'ın yönetmenliğini üstleneceği film tıpkı bir diğer Star Wars spin-off'u Rogue One, A Star Wars Story gibi Star Wars A New Hope'un öncesini temel alacak olan yeni spin-off Han Solo Origins Star Wars'un kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Sevilen dizi Westworld'un Maeve Millay'ı Tandy Newton spin-off'un kadrosuna katılan son isim oldu. X-Men dünyasına Jean Grey mutantı olarak yeniden katılan Sophie Turner projeleri hakkında bilgiler verdi. Rol alacağı yeni X-Men filmi X-Men Supernova hakkında da konuştu. Turner, Game of Thrones dizisinin 7. sezon çekimlerinin bittiğini de dile getirerek yeni X-Men filminin çekimlerine başlamaya hazırlanıyoruz. Game of Thrones'un 7. sezon çekimini yeni bitirdik. X-Men'e başlamadan önce oynamam gereken birkaç film daha var. Sonra Game of Thrones'un 8. sezonuna geçeceğiz dedi. Şu anda ise rol aldığı Hans Wilhelm Berlin, I Love You filmleri yapım aşamasında. Aktris, Berlin I Love You filminde Jared Leto ve Jack Huston'la birlikte rol alıyor. Asgardlı Tanrı'nın son filmi merakla beklenen Thor Ragnarok, Loki'nin babası Odin'in kimliğiyle gezegeni yönetmeye başladığı noktadan devam edecek. Filmin çekimlerini ise yönetmen Taika Waititi yapıyor ve stüdyo Thor'la dünyalı ev arkadaşı arasında geçen minik bir diyalog yayınladı. I can't pay rent with these things. One's a pumpkin and these Asgardian coins, they're not worth anything. In Asgard, these coins are worth a gazillion human dollars, okay? There's a gazillion. You're rich. There's a gazillion. Gazillion, gazillion, gazillion. No one will exchange these. Go to the market, set up a store, yeah. And write, yeah. Asgardian ware, previously owned by Thor. I'm a celebrity. That will sell like hotcakes. You might need to think about getting a job. Get a job? Serious? Yeah. I have a job. Do you know what my job is? I save the planet. Yeah. Maybe you should get a job. I have a job. Really? Hitting the machine with the words that come out of it. Oh, this is knowledge. Knowledge is power. No, it's not. Knowledge is not power. That's power. The brain is a muscle, and that's a muscle, and that's a muscle. They are all muscles. This is all muscle. So I am covered in brains, and I have more brains than you. So do you think maybe we could just think I about... I think we need a servant. I don't think we can get a servant. We should get a servant. It's settled. Servant. We're getting a servant. Sine Haber'in sonuna geldik. Haftaya yepyeni haberlerle sinema dünyasının nabzını tutmak üzere. Hoşçakalın.